arkadaşlar. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Neler olur diye başlamıştık. 3 haftadan bu yana neler oluyor, dünyada neler oluyor ve en son Türkiye'de neler oluyor dedik. Geçen programda genel ifadelerle Türkiye'de neler olduğundan bahsetmeye çalıştık. Ve izin verirseniz bu hafta itibaren de belli konular adı altında Türkiye'de neler oluyor, bunu konuşalım ve tartışalım istiyorum. Bu haftaki konumuz da sağlık konusu. Sağlık oldukça önemli olmasından dolayı da ilk etapta bu konuyu ele almak istedik. Önce çok kısa sağlığı tanımlayalım, sağlık nedir diye. Klasik bir tanımdır. Sağlık, zihinsel, bedensel ve toplumsal sağlık olarak tanımlanmakta. Zihinsel ve fiziksel sağlığı kısaca ruhsal ve bedeni sağlık olarak zaten isimden de belli neleri içerdiğini, neleri kastettiği. Asıl önemli olan toplumsal sağlık. Toplumsal sağlığı şöyle tanımlamamız mümkün. İnsanların sağlıklı orada ortamlarda yaşamalarını sağlamak. Toplumsal sağlık insanların hastalık öncesi, hastalıkla karşılaşmadan kendi yaşam koşullarını uyarlamak ve hastalığın nedenlerini ortadan kaldırmak ve daha müreffeh ve daha rahat bir ortamda yaşamalarını sağlamak. Sağlık kısaca böyle, toplumsal sağlık. Ve böyle bir tanımlama ortaya koyduğumuz zaman da sağlık tamamen tıbbi tanımın dışına çıkıyor. Sosyal bilimlerin ve kültürün bir konusu haline dönüşüyor. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen 23 Nisan 1920 tarihinde meclis kurulduktan çok kısa bir süre sonra o Cumhuriyet'in devrimci kadrolarının ki Cumhuriyet'in ilanından önce ortaya koydukları sağlık tanımı. Aynen böyle tanımlamışlar kendileri. Ve bu yönde de bir takım yasaların düzenlemesini de gerçekleştirmişler. İşte devrimci bir sağlık bakışı da böyle oluyor. Ve geçen süreçten sonra geliyoruz tabii ki 2022 yılına. Acaba 2022 yılında sağlıkta neler oluyor? Türkiye nelerle karşılaşıyor? Ve şunu çok rahat gözlemliyoruz rahatlıkla. Baktığımız zaman işte Rockefeller'ların ve Bill Gates gibi insanların bu ilaç sektöründeki yaptığı ciddi yatırımlarla birlikte tüm dünyaya Dünya Sağlık Örgütü üzerinden sağlıkta dönüşüm programı adı altında emperyalist bir dayatmada bulunuyorlar. Ve biz bu tür dönüşüm programı altına da halay çekerekten, hoplayaraktan büyük bir sevinçle imza atıyoruz. Peki neler oldu? Neler oldu? Bu sağlıktaki dönüşüm programıyla birlikte Türkiye'de neler değişti? Çok basit. Ben birkaç rakamla bunu size ifade edeyim. Bu veriler benim kendi yarattığım veriler değildir. Bunlar çeşitli kaynaklardan alınmış verilerdir. Bakınız, 2002 yılında ülkemizde 208 milyon kere hekimlerimizin kapısını çalmışız. Benim bir hastalığım var diye. Güzel. Ve yine 2002 yılında Türkiye'de 1 milyon 500 bin adet ameliyat gerçekleştirilmiş. Ve bakıyoruz süreçte nereye doğru gitmişiz. 2010 yılında inanabilir misiniz? Benim ağzım açık kaldı. 2010 yılında 640 milyon kere Türkiye'de hekimlerimizin kapısını çalmışız. Bakınız. Ve 2010 yılında ülkemizde 5 milyon 500 bin ameliyat gerçekleştirilmiş. Gelelim 2014'e. Bir de o dönem verilerine bakalım. Ve 2014 yılına geldiğimizde 700 milyon kere biz hekimlerimizin 700 milyon üzerinde hekimlerimizin kapısını çalmışız. Ben hastayım, sağlığımı kaybettim diye. Ve buna mukabil 2014 yılında 10 milyon 500 bin ameliyat gerçekleştirilmiş Türkiye'de. 2018'de 800 milyon oluyor hekimlerimizin kapısını çalma sayımız. Ve ameliyat sayısı da 13 milyon 500 bine çıkıyor. Bakın 2002'den 2018 yılına kadar acaba Türkiye'de ne değişti? Yani uzaydan birileri Türkiye'yi istila mı ettiler? Bir anda insanlar böyle çok ciddi sağlık problemleriyle karşılaştılar. Neler oldu da böyle bir şeyler yaşamaya başladık? Nasıl böyle birdenbire sağlığımız bozuldu? İşte bakın bunların hepsi uluslararası sermayenin, emperyalizmin o tekelci bakış açısının, o ilaç sanayinin, o devasa kuruluşların Dünya Sağlık Örgütü üzerinden bizim ülkemize de dayattıkları bu sağlıkla dönüşüm programıyla beraber ne hale geldi toplum? Devlette şöyle bir anlayış vardır.
doğal ve normal olan da budur. Ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki devrimci kadrolarımızın sağlıktaki devletçi anlayışı da aynen böyledir. İnsanları hastalıktan önce sağlığına kavuşturmak, insanları hastalıktan sonra karşılamak değil, hastalık öncesi insanlara gerekli o sağlıklı ortamı yaratmak, o rahat ortamlarda yaşamalarını sağlamak. Bu bir politikadır. Bu ama devrimci hükümetlerin ve iktidarların bir politikasıdır. Bugün geldiğimiz rakamlara bakar mısınız? Şimdi sadece ameliyat deyip geçmeyin bu sayıları. Ameliyatta bağlamayalım sadece. Bunun yanı sıra bu sağlık kurumlarının ihtiyaç hissettiği bir takım tıbbi cihazlar, bir takım işte sarf malzemeleri vesaire bunlar var. Bir baktığımız zaman yani siz bir ülkede siz 600 milyon kere bir yıl içerisinde o dönemin nüfusuyla işte 70-75 milyon Türkiye'nin nüfusu bu verileri açıkladığım döneme ait böyle bir ülkede siz 600 milyon kere hekimlerinizin kapısını çalıyorsanız yanlış giden bir şeyler vardır. Emperyalizm bir şekilde kendi bu sağlık sektöründe ürettiği bütün mamulleri satmak için bir takım projelerin peşinde demektir. Yani ne diyelim şimdi? Ne diyelim? Yani bugün yerli ve milli basın dediği gibi hakikaten yani Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Peki baktığımız zaman da biz işgal edilmişiz. Yani bu işgal sağlıktan başlamış. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki haftaki programlarda bunu farklı konularda tek tek irdeleyeceğiz. Yani ciddi alanda işgal edilmişiz. Yani bir özel hastane, şimdi özel hastaneler her tarafta patladı, her tarafta yoğun bir şekilde. Hastaneden içeri girdiğiniz zaman işte şık giyimli insanlar güler yüzle sizi karşılıyorlar ve sanki çok farklı bir ortama gelmişsiniz gibi işte böyle sıcak içeceklerle, çeşitli kurabiyelerle sizi kapılarda karşılıyorlar. Yani oradan girdiğiniz zaman inanın hasta olup da içeri hastaneye yatıp ameliyat olasınız geliyor. O kadar bir iyilik gösteriyorlar, o kadar bir sıcak yaklaşım gösteriyorlar size. Bu neyin yaklaşımı? Yani bize sanki sen hastasın, bak iyi ki geldin buraya. Sen buraya gelmeseydin, senin önümüzdeki süreçte hayatında çok önemli ve ters giden bazı değişimler olacaktı diye sanki bu da yatılıyor. Yani çok enteresandır. Geçen programda bahsettik. Herkes cebinde bir tane ilaç taşıyor. Yani herkes kendini hasta ve sağlıksız zannediyor ve böyle hissediyor kendini. Bu nedir? Bu yaratılan ve devam ettiren bir politikanın bir karşılığıdır. Bakınız şimdi birçok hocamızı ben tenzih ediyorum bu konuda. Ama belli bir kısım için ben bunu size söyleyeceğim. Özel hastanelerde bazı hocalarımız maalesef ki işte orada görev alıyorlar. Orada ciddi gelirler de elde ediyorlar. Ve özel hastaneler bizim o hekimlerimizin elinden birer tane taahhütname alıyor. Diyor ki aylık bana şu kadar ameliyatı taahhüt edeceksin diye. Bakınız. Şimdi daha henüz önümüzdeki ayın hangi hastaların geleceğini bilmez iken insanların hangi sağlık problemiyle karşılaşacağını da farkında bile olmazken nasıl oluyor da bu hekimlerimiz belli bir ameliyat sayısına ulaşacağım diye taahhütte bulunabiliyor. Ha, o zaman ne oluyor? İşte 1,5 milyonun ameliyat sayısı bir anda 15 milyonlara doğru çıkıyor. Ve bu yapılan ameliyat operasyonların büyük bir kısmının da bu özel hastanelerde yapıldığını göreceksiniz. Peki devlet nerede o zaman? Yani şimdi madem öyle kaba bir tabirle eğer biz sağlığımızı kavuşmak için bir sağlık ihtiyacı hissettiğimizde bir sağlık kurumuna gittiğimizde ha diyorlardı ki TC kimlik numaranı söyle bu yeterlidir. Sana bütün sağlık olanaklarını tek tek sağlayacağız. Şunu söylemeyi unutmuşlar galiba. Sadece TC kimlik numaranı değil bir de kabarık cüzdanı da yanına al. Bir özel hastaneye gittiğimiz zaman orada ödenen farkları insanlara soralım. Yani böyle çok ciddi ve korkunç düzeyde farkları diyor insanlar. Nerede o zaman devletin sağlık politikası? Nerede bu sağlıktaki dönüşüm programının altında yatan o güzellikler, o insanları daha iyi noktaya götürecek olan yaklaşımlar? Yok, öyle bir şey göremiyoruz. Var olan şudur, o da yapılması ve olması gereken de budur zaten. Toplumsal sağlık dediğimiz ve sağlık öyle bir şeydir ki kesinlikle ve kesinlikle insanların yaşadığı sosyal ortamla ve kültürel alışkanlıklarla alakalı bir şeydir. Bu insanların yaşadıkları sosyal ortamları güzelleştirmeden, orada rahat yaşamalarını temin etmeden, bunu sağlamadan insanlara sağlık anlamında hiçbir hizmeti veremezsiniz. Sağlık oradan başlar. Sağlık insanların yaşadıkları ortamlardan başlar.
insanların kültürel alışkanlıklarını tarafından belirlenen bir olgudur sağlık konusu. Dolayısıyla da insanlar hastalıkla karşılaşmadan önce o insanları doğru devlet politikalarıyla beraber doğru yönlendirmeniz ve onun yaşam koşullarınızı en iyi düzeye getirmeniz gereklidir. Sağlık budur. Ama kimin sağlık bakışı budur? İşte Cumhuriyet'in devrimci kadrolarının sağlık bakışı budur. Yoksa bugün bakıldığı gibi insanların sağlığını, sermayenin yanında bir rant unsuru olarak koyamazsınız. Bugün ülkemizde yapılan budur. Baktığımız zaman da bugün her bir bireyimiz bizim, her bireyimiz eğer biz senede 700 milyon, 800 milyon kere hekimlerimizin kapısını çalan bir toplum haline geldiysek, bizler o tekelci ilaç firmalarının, o sermayenin, o vahşi sermayenin, o vahşi emperyalist bakış açısının birer rant unsuru, rant kalemi haline gelmişiz demektir. Yazıktır bu insanlara. Yani bu nasıl bir bakış açısıdır? Bunu anlamak, bunu düşünmek hakikaten mümkün değil. Ve o zaman ne yapmak gerekiyor? Tek bir çözüm vardır. Bugün kamucu bir bakış açısıyla beraber şu an var olan o bütün o sağlık kurumlarının tamamını o devletin kendi yapısı ve kendi otoritesi içine almak. İnsanları bu kazançtan başka bir şey gütmeyen o sermayenin sağlık bakışının yanında birer unsurmuş gibi, birer elemanmış gibi o pozisyondan insanları kurtarmak. Bu da sadece devletçi ve kamucu bakış açısıyla olur. Bugün bunu görebiliyor muyuz acaba? Bugün böyle bir tanımlama rahatlıkla yapabiliyor muyuz? Hayır. Maalesef ki böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve öyle bir şey ki ve önümüzdeki programlarda diğer konularda eğitimi, adaleti vesaire bu konularda da böyle Türkiye'de neler oluyor diyeceğiz. Ve her bir unsuru tek tek yan yana koyduğumuz zaman da hakikaten şunu görüyoruz. Yani ciddi anlamda Türkiye işgal altındaymış da haberimiz yokmuş. İşgal sağlıktan başlamış, eğitime doğru gidiyor, adalete doğru gidiyor. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.